İyi geceler TRT Haber'e, TRT Radyo Haber'e hoş geldiniz. 4 bülteninde gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. 4 bülteninde de bir sıcak gelişmeyle başlıyoruz malumunuz. Bir önceki bültende de paylaşmıştık. Kayseri'de bir deprem meydana geldi. O depremle ilgili olarak detaylara baktığımızda AFAD'ın açıklamasına göre Sarıolan ilçesinde saat 02.28'de 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada deprem saat 02.28'de oldu. Deprem yaklaşık 23 kilometre derinlikte meydana geldi. Mutlaka bir kaygı yaşamışlardır. Bunun için yetkililerden gelen olumsuz bir bilgi olmadığını ifade ettin ama sen orayı en azından kameraman arkadaşınla birlikte, arkadaşımızla birlikte bir görme şansın oldu. Hem artçı sarsıntılar yaşanmış mı, bununla ilgili bir bilgi var mı elinde? Hem de az da olsa insanların orada Sarıolan'da ve çevrede yaşayanların bulundukları yerlerde bir çatlaklar ya da böyle dışarıda oturanlar, depremden korkup dışarı çıkanlar var mıydı? Genel bir izlenimin nasıldı? Oradaki hava, atmosfer, durum nasıl? Evet, kameraman arkadaşım Beyza Aydoğdu ile birlikte görüntülemeye çalıştığımız yerlerde bazı aileler vardı. Tabii ki sarsıntının yaşandığı bölgelerden dolayı sıkıntı çekmiş, daha doğrusu korkmuş olan, panik içerisinde olan aileler vardı ki çevremizde de o ailelerden de dışarıda olanlar da şu an için var. Fakat Sarıolan merkez itibarıyla herhangi bir çatlak ya da herhangi bir sıkıntıya neden olan bir durum yok. Fakat biraz önce de bahsettim, mahallelerde ve Sarıolan'a bağlı bulunan mahalle ve köylerde daha henüz net bir bilgi yok. Bilgiler netleştiği zaman tekrardan haber merkezimize aktaracağız diyelim ve sözü tekrar size Necmettin bırakalım. Necmettin Çuadaroğlu, son sorum da şu olsun. Yani biraz geniş bir bilgi almak için soruyorum bunu. Bu arada merkez üssü Sarıolan'a yetkililerin ulaştı mı, işte yoldalar mı, oradaki vatandaşlara tedbiren destek mutlaka verilecektir. O konuyla ilgili yani AFAD yetkilileri olsun, diğer yetkilileri olsun bölgeye hareket halindeler mi ya da geldiler mi? Bu konuyla ilgili sana ulaşan bir bilgi var mı? AFAD ekipleri ve kolluk kuvvetleri şu an Sarıolan merkezde, bazıları da koordinasyon sağlandığı için köy ve mahallelere dağılmış durumda. Necmettin Çuadaroğlu, teşekkür ederiz. Senin şahsında oradaki vatandaşlarımıza, Sarıolan'da yaşayanlara, depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Bilgiler geldikçe Necmettin Çuadaroğlu'na bağlanıp canlı yayında sizlere o bilgileri paylaşacağız. Ama bizi izleyen izleyicilerimiz ve o bölgede yaşayan vatandaşlarımıza ve bizi izleyen değerli izleyicilerimize bir kez daha aktarmak gerekirse deprem Kayseri'nin Sarıolan ilçesinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. O depreme dair sıcak görüntüler bunlar, şu anda izlediğiniz ekranlarınıza gelen 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi dedik. Bu depreme dair görüntüler şu anda arkadaşlarımız bir yandan ekrana veriyorlar. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı ve depremin ilk etaptaki detayları da belli oldu. 02.28'de deprem meydana geldi. Zaman olarak 4,9 büyüklüğünde deprem yaklaşık 23 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Sarsıntının ardından deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun, bir sıkıntının yaşandığına dair bir bilgi, en azından teyitli bir bilgi yok, resmi bir bilgi yok. Bunu aktaralım. Necmettin Çuadaroğlu da zaten olay yerindeydi. Az önce aktardık. Herhangi bir olumsuzluğa şahit olmadıklarını, kendilerine ulaşan bir olumsuzluğun, bir sıkıntının olmadığını ifade etti.
belirtelim. Bu arada AFAD yetkilileri o bölgede, sarı olanda çalışmalar yapılıyor. Nerede ne hasar var, kendilerine ulaşan bir vatandaşlar tarafından ulaşan bir sıkıntı, bir durum var ise ona da hemen müdahalede bulunulacak. Elbette ilerleyen dakikalarda veya saatlerde depreme dair bir gelişme olursa, depremle ilgili olarak bir gelişme olursa onları da sizlere aktaracağız.